Mobbing ya da bezdiri bir grup insanın bir kimseye veya bir başka gruba sosyal kabadayılık yapması anlamına gelir. Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit gibi şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırı olarak nitelendirilir. İş hayatında mobbing çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar yok sayma, lakap takma, çalışan hakkında söylentiler yaymak gibi çeşitlendirilebilir. İş hayatında mobbing ispatı olayın şartlarına ve işin niteliğine göre değişkenlik gösteren durumlardır. Mobbing uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren yapılması gereken başlıca işlemleri belirtmekte fayda var. Mobbing uygulanan kişinin iş yerinde çalışanının itibarını, saygınlığını, kurumdaki pozisyonunu zedeleyici nitelikte olan tüm yazışmaları kaydetmeli ve mümkün olduğu takdirde kopyalarının alınmalıdır. Şirket yöneticileri tarafından atılan mail, SMS, e-posta, WhatsApp konuşması da mobbing ispatında kullanılabilir. Mesai saatleri dışında geç saatlerde iletişime geçilmesi de işin psikolojik taciz boyutunu oluşturur. Sosyal medya çalışanlarının aleyhine yapılan yorumlar mobbing kapsamına girer. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, kişinin bu sitelerde yapacağı paylaşımların şirketin itibarını zedeleyecek nitelikte olmamasıdır. Mobbing nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşanmaktaysa alınacak doktor raporuyla de ispatın şartları sağlanabilmektedir. Yapılan telefon görüşmeleri, mesai saatleri dışında uygunsuz zamanlarda içerisinde gerçekleştirilmekte ise operatörlerden görüşmelerinin kaynaklarının dökümlerini de istenebilmektedir. İş hayatında karşılaşılan mobbinge tanık olan kişiler varsa bunların mahkemede lehinize tanık yapması da mobbingin ispatı için önemli bir unsurdur. Çalışma yerinin sıklıkla değiştirilmesi mobbing açısından sıklıkla uygulanan yöntemlerden birisidir. Geçerli sebep gösterilmeksizin ikamet adresinden uzak mesafelerde verilen işler de mobbing durumunda sıkça karşılaşılan hallerdendir. İş sözleşmesinde tanımlanan işin sıklığının arttırılması mobbingin de diğer göstergesidir. Yargıtay kararlarında davacı işçinin kendisine iş yerinde mobbing uygulandığına dair kuşku yaratacak olguların ileri sürmesinin üzerine iş yerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfeti davalıya yani işverene ait olduğu konusunda kanaat varılmıştır.